Yıl 1972. Hadi yıllara bak hele ya, 72. Adana'da, o zaman şu anda Osmaniye ili var ya, o zaman Adana'ya bağlı bir ilçe. Ben de oranın bir köyünde öğretmenlik yapıyorum. O çayları istemedik abla. Sen onları yok et de biz şarkımızı öyle şey, konuşmamız bölünmesin, boş ver. Şimdi, o zaman da bu Ben Buyum plağını, plak o zaman kaset maset yok yapmışım. Türkiye'nin her tarafında o dinleniyor. Plak 7,5 lira ama kara borsada 75 liraya bile bulunmuyordu. Şimdi İstanbul'daki plak firmasının sahibi daha çok ilgi görsün diye diyelim ki Edirne deposu geliyor 10.000 tane hakkı bulut istiyor, veriyor ama ya yazık bu çocuk öldü diyor. Elazığ deposu geliyor ona öyle. Bilmem Antalya nereden geliyorsa albümleri veriyor gönderiyor ama bu çocuk öldü. Örneğin Antalya'daki götürüyor Antalya ilçelerine dağıtırken plaklara. Ya bu çocuk öldü. Her yerde beni ölü biliyorlar. Öğrencilere ders verdim. Öğleden sonra geldim Osmaniye'de. Yola çıktım. Orada Hatay'dan gelen minibüsler oluyor. Burunlu minibüsler. Onlara biniyoruz. Ceyhan'a geliyorum. O zaman Ceyhan'da oturuyordum. Şimdi minibüse bindim. Şoför çıkardı. Tabii ben nereden tanıyacak? Ha? Orada çok kalabalık. Yer yok. Bir direk var. Direği tutmuşum. Ayakta bekliyorum. Psikolojik olarak şöhret olmuş bir sanatçı, halk İstanbul'da olduğunu düşünür. Altında Mercedes'leri olan, milyarları olan biri. Oysa ben ayda 174 liraya talim eden mütevazi bir öğretmen. Para da yok. O zaman daha para da vermiyor kimse bana. Şimdi şoför çıkardı, pick-up vardı böyle uzun. Onlara plağı soktu. Ben Buyum çaldı. 3 dakikada bir bitiyor. Devamı tekrar ediyorum. Yolcunun biri sanki içine doğmuş. Yazık ya bu çocuk ölmüş dedi. Bir başkası besteyi övdü, güfteyi övdü, ne biçim ses, ne biçim söz falan. Ben düşünemedim herkesin hayalindeki Hakkı Bulut ölmüş biri. Ben orada hemen, ya kardeşim dedim, Hakkı Bulut ölmemiş, kendisi şu anda Kumbarlı'da öğretmenlik yapıyor. Beni ukala olarak, beni haddini bilmeyen biri olarak düşündüler ki, şoför döndü bana, sen nerede biliyorsun lan dedi. Ya abi Hakkı Bulut benim ya dedim. Demez olaydım abi. Sanki minibüsün içerisine Kuzey Kutup bölgesinde soğuk bir kar yağdı. Yolculara baktım. Medet umuyorum. Onlar da yüzlerini asarak tiksintiyle bana bakıyorlar. Yani boğacaklar beni. Haklılar. Çünkü ölmüş bir adam. Ben kalkmışım benim diye. Ayakta da bekliyorum orada. Şoför bir frene dokundu. Toz dumana kattı. Döndüm abine. At lan şunu valizin aşağı dedi. O da valizi alıp yere indireceğine bir tekme ben görüyorum. İki tanesini gördüm. Darmadağını silgiler, defterler döndü bana. Adana'ya has bir şiveli. Orada gayet normal bir konuşmadır. İnan Allah size aşağı dedi. Ya abi vallahi lan ne oğlum in in dedi. Tokat kalktı. Ama yalvarırlar sana in in diyor. Maksat çabuk indi dayak atayım sana başım belaya girmesin diye. İndim tabii korkumdan. 2,5 lira yol parasını attı bana annen şöyle. Lan oğlum dedi amele pamuk topluyor. Git onlara Hakkı Bulut'un neresi bir de şarkı okursun Allah'sı kitapsız. Böyle bir olay. Daha neler geçti başımızda hayat boyunca da. Bu böyle bir şeydi. Ama tabii onun korkusuyla tam bir sene boyunca ağzıma sordukları zaman Hakkı Bulut'um diyemiyordum. Çünkü korkuyordum Ben Buyum diyordum. O Ben Buyum benden daha büyüktü. Biraz sonra o Ben Buyum dörtüyüm. Teşekkür ederim. Ya Şevket fırsat bulmuşken söyleyeyim. 10 Mayıs'ta neredeydim ben? Samsun, Çarşamba, Ağut beldesinde mi, belediyesinde mi? Festivale gideceğim de. Onu da söylemiş oldum fırsat bulmuşken. Yani Samsun, Çarşamba'dayız abi. Ya Ağut diye bir bölüm belge. Sen Ağut'la yapsan da bütün Samsun orada abi. Tabii canım, tabii. Bir yere gittiğim zaman 100 bin kişi, 70 bin kişi gibi insan geliyor. Ha öyle mi yazmış? Abi neredeymiş? Vallahi bilmiyorum, sen ayıp olmasın. Dur, onun başka bir formülü buluruz. Bu konserde vesile olan... Bu başka bir şey. Avut.